Deniz, sence ilişkimizde her şey yolunda mı? Bunlar benim laflarım ya. Ne oluyor lan? Teyze, nereden çıktı bu şimdi? Ya sanki bana fazla vakit ayırmıyor gibisin. İlgilenmiyorsun benimle. Biraz erken olmadı mı? Bunu annem babama üçüncü çocuktan sonra mektup yazarak söylemiş. Mektubu okuyunca adam şehir değiştirmiş. Amcalarımla ayrı eve çıkmış. Mektuba sen kimsin diye cevap yazmış babam. Tanımazdan gelmiş anamı. Ay anana. Aynı yerde çalışmasak günde bir iki saatten fazla görüşemeyeceğiz Deniz. Tatlım, işten kalan vakit bu kadar. Ne yapalım? Uyumayalım mı? Heh, ben de tam onu söyleyecektim. Madem teklif senden geldi. Deniz gel benimle. Şimdi değil Kurtos, şimdi değil. Bir iki cümle daha kursam pençelerimi geçiriverecektim. Bak tırnaklarımı daha yeni törpüledim. Kanka önemli bir şey konuşuyorduk. Deniz! Yukarıdayım! Bekle lan! Deniz! Öyle bakma. Dilersen ben de yukarıda olurum. Canım, ben şunun gazını alayım. Garip garip davranıyorum. Gitti tatlı şeytanım. Deniz, sence ilişkimizde her şey yolunda mı? Ne oluyor lan? Sanki fazla vakit ayırmıyor gibisin bana. İlgilenmiyorsun benimle. Aynı iş yerinde çalışmasak günde bir iki saat ancak görüşeceğiz. Heh. Gün 24 saat amına koyayım. Ben ne yapayım? Ne istiyorsunuz oğlum? Canım mı alacaksınız? Ağız birliği mi ettiniz lan? Zeytinyağı gibi üste çıkma lan. Unuttun kardeşini bir kız için. Halı saha maçına seyirci olarak çağırdın beni. Benim yerime Feyza'yı almışsın oyuna. Benim formamı giymiş. Arkasında kartal yazıyordu. Oğlum Feyza benim formamı terletiyor. Hiç mi utanmıyorsun lan? Hiç mi kıskanmıyorsun? Pes oynayacaktık, ona da gelmedin. Ha geldiğin ha geleceğin derken Sivas Spor'u aldım, Şampiyonlar Ligi'ne çıkardım. Bilardo'ya gelmediğin yetmiyormuş gibi. Bir de yendin beni o kadar insanın gözünün önünde. Kartal, bana biraz nefes aldırsan kanka. Bu sefer farklı be oğlum. Evet, bu sefer farklı. Bu kez abarttın. Hadi beni ihmal ediyorsun. Ahiretini niye ihmal ediyorsun oğlum? Ha? Cuma'ya niye gelmedin? Deniz, dostlar beden dersi, kızlar geometri dersi gibidir. 90-60-90'lara, tahtadaki şekillere aldanma. Başta üçgenler, çemberler güzel gelebilir. Ya sonra? Sonra yamuklar başlar. Çok üzülürsün. 90-60-30 o salak. Çok seviyorum ben Feyza'yı. Cebimde takvim yapraklarıyla geziyorum. Doğacak çocuğuma isim bakar oldum. Geçen gün yeni doğmuş kardeşi kucağındaydı. Oturdum ağladım lan. Allah 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 Allah. Beşikteki bebeden mi kıskanıyorsun lan kızı? Lan ne alakası var salak? Bizim çocuğumuz da alacak kucağına. Bir çocuk ilk kelimesini o güzelliğe bakarak söyleyecek. Feyza'yı anne diyecek dedim. Hislendim lan. O çocukta gram zeka pırıltısı varsa, azıcık gelecek vaat ediyorsa Feyza'ya bakar baba der. Sen Feyza'dan daha güzelsin. Bence sana anne demeli bebek. Lan sen nereden bileceksin? 4 yaşına kadar konuşmamış adamsın. Ya artık anam babam nasıl bir şeye benziyorsa çıkmamış ağzımdan o kelimeler. Ya bir insanın ilk kelimesi ne dedin olabilir mi? Ne dedin? Kartal, bana biraz müsaade et be kanka. Feyza'yı kaybetmekten çok korkuyorum. Eskiden rüyamda yüksek bir yerden düşerdim, uyanırdım. Şimdi Feyza'yı ağlarken görüyorum. Sıçrayarak uyanıyorum yataktan lan. Peki kanka, madem seviyorum diyorsun, diyecek bir şey yok. Seçim senin. Ya o, ya ben. Şu elimi çek lan. Biraz yalnız kalmam lazım benim. Yine kadınlar tuvaletine girdi salak ya.